Merhaba, ben Salt'tan Gül İçer. Salt'ın kurucusu Garanti BBVA desteğiyle gerçekleştirdiğimiz iklim değişikliği odaklı bu son şansımız mı konuşma programımızın son etkinliğine hoş geldiniz. ABD'deki Florida Harbor Branch Oceanography Enstitüsü'nden Dr. Derya Akkaynak ile WWF Türkiye'den Denizler ve Yaban Hayatı Koruma Program Müdürü Ayşe Oruç'un Değişen iklim ısınan Okyanuslar konulu sohbeti için sözü onlara bırakıyorum. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Gül Hanım. Ben de bugün Derya Hanım'la sohbet edebileceğimiz için heyecanlı ve mutluyum. Ee, tekrardan hoş geldiniz Derya Hanım. Ee, bildiğiniz gibi denizler ısınıyor, ee, bir iklim e, krizi ve iklim değişikliği ile ilgili her gün basında, medyada birçok haber okuyoruz sosyal medyada. Bu arada karasal ortamda daha fazla e, bu değişimleri izleyebiliyoruz ve görebiliyoruz. Daha aşinayız ama denizlerimiz de iklim değişikliğinden etkileniyor okyanuslarda. Ancak bu konuda farkındalığımız biraz daha düşük e, gibi geliyor. E, aldığımız geri bildirimlerden, mesajlardan. Derya Hanım bugün bize bu konuda... E, farkındalığımızın artması ve e, nelere dikkat edebileceğimiz bireyler olarak e, konuya nasıl yaklaşabileceğimiz konusunda güzel değerli e, de, bilgiler verecek. E, Derya Hanım, e, iklim değişikliği denizlerimizi nasıl etkiliyor? Böyle bir giriş e, olarak bize neler söylemek istersiniz? Nasıl farkına varıyoruz denizlerimiz ve okyanuslarımızda iklim değişikliğinin etkilerini? Ayşe Hanım merhaba. Her şeyden önce çok teşekkür ederim davetiniz için. Tabii önce okyanuslara geçmeden isterseniz çok kısa bir iklim değişikliği nedir onu tanımlamak istiyorum. Şimdi mesela lisede bir sınavda olsak geçer not alacak tanım şöyle bir şey olurdu. İşte atmosferdeki fazla karbon miktarı yeryüzünde daha fazla ısının hapsolmasına sebep oluyor. Sera etkisi yaratıyor, hava ısınıyor, ısınan havayla buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Bu arada okyanuslar ısınıyor. Atmosferde karbon arttığı için onun bir kısmı okyanuslarda çözülüyor, asitleşmeye sebep oluyor falan filan. Şimdi bu böyle bir tanım yapılabilir ama bu tanımda bir sorun var. Ben oradan başlamak istiyorum. İçerik olarak %100 doğru bilgiler içeren bu tip tanımlar, hatta e, eksiği var benim yaptığım tanımın, kısa kestim fazla uzun olmasın diye. Bence e, burada kullandığımız dil, yani iklim değişikliğini böyle pasif bir şekilde tanımlamamız, iklim krizini böyle konuşmamız, tartışmamız e, hala bu problem için önemli adımlar atamamış olmamızın sebeplerinden birisi. Niye biraz daha anlatmaya çalışayım? Şimdi matematikte etkisiz eleman diye bir şey vardı. Hatırlarsınız mesela çarpmada bir. Bir rakamı birle çarparsanız hiçbir şey değişmiyor. Kendisi oluyor ya da toplamada sıfır. Bir rakama sıfır eklerseniz hiçbir şey değişmiyor. Kendisi olarak kalıyor. Böyle verilerle dolu ama biraz pasif ve biraz da elitist dille yaptığımız tanımlar o önemli ve doğru bilgileri duyan insanların üzerinde hiçbir etki yaratmıyor. Tamamen etkisiz eleman. Yani hiçbir davranış değişikliğine sebep olmuyor. O yüzden iklim değişikliğini konuşacaksak ben şöyle kendimce en ortaya, merkeze insanı oturtarak bir tanım yapmak istiyorum. Bizim yani insanların bencilce, arsızca, müsrifçe tüketmesi, durmadan üretmesi, israf etmesi sebebiyle doğal kaynaklarımızın kontrolsüzce yok edilmesi, kirletilmesi ve insan başta olmak üzere dünyanın canlılar için yaşanabilecek bir yer olmaktan çıkması. Benim için iklim değişikliğinin, iklim krizinin tanımı bu. Öyle başlamak istedim. Buradan okyanuslara, denizlere geçersek tabii ki çok büyük etkileri var ve bunun büyük çoğunu göremiyoruz. Çünkü kriz olsun olmasın denizi, okyanusu çalışmak, anlamak, takip etmek zaten çok zor. Çünkü bir kere çok büyük. Gezegenin %70'i su. Derin, karanlık, soğuk, çok pahalı denizde çalışmak. Dolayısıyla olan biteni uzaktan kendi ilgilendiğimiz kadar hani bir odada e, bir hikaye vardır ya bir odada bir fil herkes filin değişik bir parçasını eliyor fili o şekilde hayal ediyor. Biz de mesela mercan resifleri çok karizmatik, çok renkli, çok canlıya ev sahibi yapıyor. Bunun üzerinden okyanuslara olan şeyleri konuşuyoruz ama etkileri tabii ki çok büyük. Nasıl gezegende bizim geleceğimiz, bizim yaşamımız insan olarak tehlike altında ise her canlı için okyanustaki durum aynı. Yani bizden farklı bir kötüleşme yok. Aynı hızda, aynı şekilde okyanustaki canlılar da etkileniyorlar. Yani bunun detaylarına girebiliriz ama genel olarak denizdeki canlılar için Denizin, okyanusun yaşanamayacak bir yer hale gelmesi, iklim krizinin okyanusa etkileri yani son derece büyük önemli kötü bir olay. Çok teşekkür ederiz. Belirttiğiniz gibi insanı merkeze koyduğumuzda çok farklı bir noktadan bakmamız gerekiyor. Bir de belki e, siz de hem fikir olursunuz insan e, davranışları da iki iki tip hani çok tüketen insanlar var. Bir de adalarda kıyı toplulukları daha hani daha az gelişmiş gelişmekte olan kıyılarda da. Ancak kendisini geçindirebilen ya da gıda güvenliğini sağlayabilen topluluklar var. Aslında biz biraz o daha merkezde olan, daha çok tüketen, daha çok her şeye erişebilen e, kesim aslında onların da haklarını bir, bir miktar e, bu iklim değişikliğiyle e, bloke etmiş oluyor ve daha fazla zorluklarla e, karşı karşıya olan bir grupta yine görmediğimiz uzak bulduğumuz coğrafyalarda yaşıyor aslında. Siz yani bu kıyı toplulukları gerçekten milyonlarca insan yaşıyor. Onların da bir geçim kaynakları var kıyılarda. Sonra bir yerde bizim gıda yani hepimizin gıda güvenliği içinde çalışıyorlar kıyı topluluklarında balıkçılık yapılıyor. Farklı üretim şekilleri var ve onlar da iklim değişikliğinden etkileniyorlar. Sizce bu toplulukların şu anda karşılaşmaya başladığı başlıca zorluklar neler? Biraz bize onlardan da bahsedebilir misiniz? Onlar ne yapıyorlar yani bu kadar insan bu değişimden hangi hızla etkileniyor? Onların durumu nedir? Biz şehir merkezde belirttiğiniz gibi farklı davranışlarımız içinde yine yaşamaya devam ediyoruz ama bizden belki çok daha hızlı etkilenmeye başlayan topluluklar da var. Tabii ki tabii ki biz bir kere biz derken Türkiye olarak coğrafya olarak pek çok yönden çok inanılmaz şanslı bir yerdeyiz dünyada. Sizin de üstünü altını çizdiğiniz gibi belirttiğiniz gibi mesela Pasifik'teki bazı ada devletleri zaten her sene santrim, santimetrelerce yükselen suların altında kalıyorlar adalarını kaybetme riski son derece gerçek şu an olan yaşadıkları bir şey. Zaten takip ettiğiniz gibi bu uluslararası iklim toplantılarında da sesi en gür çıkan, en özgüvenli ve derhal aksiyon alınmasını talep eden zaten genellikle bu ada devletlerinin yöneticileri oluyor. Ya da başka bir açıdan bakarsak hani suların yükselmesi olmasın ama yüzyıllardır oturduğu topraklarda belli mevsimde belli balıkları avlayarak hayatını geçimini sağlayan insanlar artık o balıkları avlayamıyor çünkü su ısındığı için mesela o balık daha kuzeye göç etmiş kendisi hayatta kalabilmek için dolayısıyla oradaki insanların birdenbire yüzyıllardır kullandığı gıda kaynakları yok bitmiş bitmek üzere veya oradaki yaban hayvanlarının aynı şekilde ama yine siz çok önemli bir noktaya deindiniz. Şimdi bunlar bizden uzak, gitmediğimiz, görmediğimiz, belki hayatımızda birebir tecrübe etmediğimiz örnekler. O yüzden ben tekrar bir adım geri atacağım ve yani iklim değişikliği hayatımıza ne şekilde yansıyor? Yine tabii kendimce herkesi ilgilendirecek bir şekilde yanıtlamak istiyorum. Aslında yanıtlamak için de birkaç soru soracağım. Herkese soruyorum, dinleyen size de soruyorum. Bugün hayatınızdan mutlu musunuz? Çalışıyorsunuz, çalıştığınız saatlerin, o işe verdiğiniz emeğin karşılığını hakkıyla aldığınızı düşünüyor musunuz? Sağlığınız yerinde mi? Huzurlu musunuz? Çocuklarınıza kaliteli bir eğitim, Sunabiliyor musunuz? Onlara iyi bir gelecek hazırlayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Şimdi bu ne cevap? Eminim bir kısım insan hani evet demiştir. Belki bir kısım insan hayır, kesinlikle mutlu değilim, çok yorgunum, çok çalışıyorum, karşılığını alamıyorum demiştir. Ne cevap verdiğiniz aslında çok önemli değil. Belirtmek istediğim nokta şu: Bugün durumunuz neyse, yarın bugünkünden daha kötü olacak. Yarın bugünkünden daha mutsuz olacağız. Daha sağlıksız olacağız, daha fakir olacağız, daha yoksul olacağız. Daha çok çalışıp daha az kazanacağız ve bizim çocuklarımız bugün bizim yaşadığımızdan çok daha kötü bir hayat yaşayacaklar. İklim değişikliğinin hayatımıza etkisi bu şekilde olacak. Çünkü neden? İnsan sağlığıyla gezegen sağlığı böyle ayrı iki olgu değil. İnsan sağlığıyla gezegen sağlığı aslında tek bir olgu. Çünkü zaten bizim bugün aç, mutsuz, yoksul, sağlıksız olmamızın, emeğimizin sömürülüyor olmasının veya sömürüldüğünü hissetmemizin sebepleri neyse iklim değişikliğinin de yani gezegenin de sömürülmesinin sebepleri aynı. Ve şöyle bir adaletsizlik var. Bugün bizim en yoksulumuz, en kötü durumda olanımız iklim değişikliğinden en çok ve en kötü şekilde etkilenecek. Dolayısıyla ben ne zaman bir e, Türkiye'de bir üniversitede, okulda öğrenci topluluğunda bir ortamda konuşma yapsam bana iklim krizinden bana ne ben geçim derdindeyim. O gün yemek yemeye çalışıyorum diyen gençlere şunu söylemeye çalışıyorum. Bunu diyecek lüksümüz yok çünkü o geçim derdiyle iklim krizi zaten kardeş. Bir önceki sorunuzda belirtmek istediğim o dil konusu vardı. Bizim bu iklim krizi, iklim değişikliği iletişimini yaptığımız pasif, biraz da elitist dil sebebiyle biz bu geçim derdiyle iklim krizinin kardeş olduğu mesajını çok verimli şekilde veremiyoruz. Alması gereken en önemli kitleye veremiyoruz. Dolayısıyla hayatımıza etkisi ne olacak? Hayat kalitemizi düşürecek. Bugün olduğundan daha kötü hale getirecek. Evet, Bir de Derya Hanım, tabii e, politik yönü var bu işin. E, hani politikacılar devamlı konuşuyorlar. Bir takım politikalar üretiliyor, anlaşmalar imzalanıyor. Biz de onları Yine televizyonlardan, e, sosyal medyadan izliyoruz. Bazılarımız belirttiğiniz gibi oradaki dili anlamıyoruz. Hani geç, geçtiğimiz haftalarda yine bu e, ciddi toplantılar yapıldı İngiltere'de Glasgow'da. Hani belki birçok bir insan bunları izlerken zorlandı çünkü hani ne konuşulduğunu bile çok fazla anlam, anlamadılar e, bu şeylerde. Yani e, yine bu açıdan baktığınızda sizce e, politik çabalar yeterli mi? Ee, ve politik çabalar ne kadar e, herkesin anlayacağı dilde ifade edilebiliyor ve biz e, yine bireyler olarak bu politik çabalara nasıl katkılar sağlayabiliriz? Hani politika politikacıların işidir gibi böyle bir klasik yine şey vardır, tanım vardır ama bugün artık politika yani bu politikalar özellikle de iklimle ilgili olanlar, daha birçok daha korumayla ilgili olanlar belirttiğiniz gibi Tek sağlık var. Yani insan sağlığı ve doğanın sağlığı diye bir şey yok. Tek sağlıktan konuşuyoruz artık. E, bu bu tip e, politik çabalara nasıl daha etkili e, katılım sağlayabiliriz sizce? Ve e, politikaları nasıl etkileyebiliriz? Ayşe Hanım herhalde en zor soru bu sorabileceğiniz. Çünkü e, cevaplar var, cevapları biliyoruz da... E, Uygulamak, onları e, hayata geçirmek tabii ki politikacılara e, kalıyor. Ki okyanusu da iklim krizine karşı harekete geçmeye de gereken politikalar öyle çok karmaşık politikalar da değil. Yani bir kısmı tabii ki öyle ama en basitinden en etkili yollarından e, konuşalım. Mesela bir denizel alanı koruma altına almak. Yani o ne demek? Oradaki ekosistemi, hayvanları rahat bırakacağız. O sistemin dengesini bozmayacağız. O denizin dibini e, kazımayacağız. Oradaki balıkları e, işte yavruyken avlamayacağız, yetişkinken kendi avlamayacağız. Ama orayı bir koruma alanı ilan etmek, sadece ilan etmek tabii ki yetmiyor. Bunu hayata geçirmemiz lazım. Siz Burası artık balıkçılığa kapalı. Kimse buradan burada balık tutmayacak. deyip bıraktığınız zaman zaten bu sadece yani en iyi kelimeyle söyleyebilirim bu bir show çünkü o güne kadar oradan geçimini sağlayan balıkçı var. O balıkçının yanında çalışan insanlar var. O balıkçının geçimini sağladığı ailesi var. Sonra o balığı sizin de biraz önce söylediğiniz gibi belki de yiyebileceği tek protein olan o balığı orada yiyen yerel insanlar var veya orada oturan insanlar var. Yani onun yerini doldurmadan balıkçıya da oradaki insana da yerine bir şey koymadan burada balık tutmak yasak demek mesela e, orayı koruma alanı ilan etmek doğru bir politika mı? Evet ama altını doldurmadan yapmak doğru bir politika mı? Hayır, tamamen göz boyama. Yani yapabileceğimiz şeyleri biliyoruz ama hem bizden hem politikacılardan hem de mesela bu senaryoda balıkçıyla ortak beraber hiç kimsenin mağdur olmadığı bütün çözümlerin üretilmesi lazım. Onu yapmıyoruz. Bu yüzden de yaptığımız pek çok şey kağıt üzerinde kalıyor gerçekten denize de, gezegene de, karbon bütçesine de e, işe yarar bir katkı yapmıyor. Oysa ki iklim kriziyle başa çıkmanın en ucuz ve belki de en etkili yollarından birisi gerçekten doğayı kendi haline bırakmak. Kıyısal ekosistemleri, işte mangrovları, e, bilmem neleri kesmemek, korumak, kesilen yerlerde tekrar yaşartmaya çalışmak. Yani doğayı kendi doğanın zaten her parçasının gördüğü bir görev var. Ha, o görev Gezegenin sağlıklı e, yaşayabilmesi, işleyebilmesi için evrilmiş, ortaya çıkmış görev. Yani bizim tek yapacağımız şey buna karışmamak. E, ama tabii işin içine politika çıkar, e, güç girdiği zaman bu temenniler sadece temenni şeklinde kalıyor. Aslında problem o kadar zor değil. Hayatımızı biraz e, bugün geldiğimiz arsız, bencil Çerçeveden uzaklaştırıp tekrar gezegenle bütün insan ve gezegenin bütün olduğu bir hayat stiline politik da yardımıyla dönmemiz gerekiyor. Sizin Tam, de pardon siz buyurun. Pardon yani daha tabi saat bunu anlatabilirim de cevap verebildim mi sorunuza bilmiyorum. Sonuçta yap yapılacak şeyleri biliyoruz. Evet uygulamada zayıfız değil mi? Belki gibi. Evet kağıt üstünde aslında birçok şey her zaman oluyor. Hani iyi tasarlanmış oluyor ama onların uygulamaya geçmesi biraz sıkıntı belirttiğiniz gibi deniz koruma alanları bizim aslında yaşamımız için çok önemli. Hani bir deniz koruma alanı ne demek? Onu e, araştırabiliriz ve bilebiliriz. Ya yani aslında çok sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz birçoğumuz. Belki sosyal medyadaki ilgi alanlarımızı biraz daha genişletebiliriz. Bize yararlı olur. Bu konularda Fikir sahibi olmak bir de e, sizde hani herkesin çok kullandığı örnek var. İklim değişikliği denizler okyanuslardan denildiğinde genelde o küçük bir buz parçası üstündeki kutup ayısı sadece <laughs> aklımıza geliyor. Çok klasik oldu hep bunu veriyoruz bu örneği ama aslında onun çok ötesinde olan bir konu bu. Ben küçük bir ek yapmak isterim e, izninizle sizin bu anlattığınız deniz koruma alanları konusunda. Şimdi e, son zamanlarda yine çok konuştuğumuz bir konu var. Siz e, mercan resiflerinden bahsettiniz çok doğru birçok balık için yaşam alanı deniz diğer deniz canlıları için bir de e, genelde bizim böyle denizde e, ince uzun şeritler halinde olan özellikle Akdeniz'e özgü deniz çayırlarımız var onlar da karbon tutucular olarak görünüyor nasıl e, karasal ortamda e, ormanlarımız varsa e, akciğerler olarak e, anım e, tabir ettiğimiz Denizin altında da deniz çayırları, denizin akciğerleri ve bu bahsettiğimiz, ürettiğimiz karbonun özellikle yüzde on ile %40 arasında bunu yutak görevi gördüğünü gösteriyor çalışma araştırmalar. Birçoğumuzun onlardan haberi yok sizin söylediğiniz gibi hani. Tekneler çapaladığında sürüklüyoruz ve yok ediyoruz. E, halbuki onların korunmasıyla yani %40'a varan bir e, karbon e, emis e, tutumu sağlanacak. E, çok haklısınız. Hani bu tip şeylere dikkat ederek ve bu nasıl söyleyelim biraz e, iş mod yeni iş modelleri de geliştirerek. Şu, klasik bir tabir bu iş modeli ama mesela tekneleri bağlayacak şamandıra sistemleri geliştirerek hmm. deniz beirlerini korumak e, bahsettiğiniz gibi çok zor bir şey değil. Yani bu biraz bütçe sağlanmasıyla bunları yaparak çok çok uzun yıllar bu türlerin karbon azaltımına yardımcı olmasını sağlayabiliriz. Daha Tabii ben de <laughs> Ayça Hanım çok önemli bir yere değindiniz. Ben de ona bir ek yapmak istiyorum. Hani biz kişi olarak vatandaş olarak mesela belki deniz şehirlerinin görevinin farkında değiliz bilim dünyası olarak da pek çok şeyi daha ancak yeni öğreniyoruz. Mesela bu dediğiniz gibi kıyı ekosistemleri, işte sığ suda güneş alıp fotosentez yapan deniz çayırları, ondan sonra mangrovlar ve gene sığ suda çeşitli organizmalar ağaçlara göre ya da karadaki karbon tutan diğer sistemlere göre bizim bildiğimizden kat be kat daha verimli mesela bu işi yapıyorlarmış. Bu şu açıdan önemli. Mesela hükümetler arası iklim, IPCC'nin Türkçesini, <laughs> iklim paneli diyelim. Mesela onların raporlarında kıyı ekosistemlerindeki, ee, organizmaların karbon tutulumuna etkisi çok yakın zamana kadar modellenmiyordu. Şimdi biraz mangrovlar dediğiniz gibi deniz çayırları modellenmeye dünyanın karbon bütçesinde yani ne kadar karbon salıyoruz, ne kadarı depolanıyor onu ifade eden denkleme eklenmeye başladı ama kıyı daha yine güneş ışığının eriştiği ve ya fotosentez olsun ya da başka şekilde karbon depolayabilen ki buna mercan resifleri için gel resifleri de dahil pek çok deniz ekosisteminin e, karbon katkısı bilinmiyor. Neden? Çünkü e, Açık yani okyanusun ortasını bir dünya haritası hayal edin masmavi o okyanus kocaman kıyı kısımlarının alanı okyanusun alanına göre çok küçük gözüküyor. Ve yakın zamana kadar bilim dünyasında şöyle bir düşünce vardı o alan o kadar küçük ki orada deniz çayırı da olsa karbon tutulumu yapan başka bir canlı da olsa açık denize karşılaştırılamaz katkısı önemsizdir. O yüzden hani uğraşıp da bunun karbon katkısını depolama verimliliğini falan hesaplayıp bütçeye koyamayız. Koy gerek yok gibi bir düşünce vardı ama dediğim gibi tutulum yapan depolama yapan mekanizmaların karadakilere göre kat ve kat daha verimli olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yani biz neye bakarsak onu görüyoruz onu modelliyoruz oysa ki gezegen kocaman bir bütün her şey birbiriyle bağlantılı. Dediğim gibi her şey optimize olmuş durumda. Her canlı, her ağaç, her bitki görevini mükemmel şekilde yapıyor. Dolayısıyla bunun yani biz bilim insanları olarak da bunun daha yani anladığımızı sanıyoruz ama bakmadığımız, anlamadığımız pek çok değişik yönü de var. Dolayısıyla en garantili, en sağlıklı strateji iklim krizinin Hangi yönden bakarsanız bakın doğal sistemleri olduğu gibi korumak, e, mümkün olduğu kadar restore etmek. Hem deniz hem karasal şekilde. Evet, kesinlikle öyle. E, belirttiğiniz gibi. Bir de e, aslında buradan da biraz e, davranış değişikliğini belki geçebiliriz sizinle. E, örneğin e, bu iklim değişikliğiyle birlikte bazı türler azalıyor, e, istilacı türler denizlere girmeye başlıyor, hiç tanımadığımız türlerle karşı karşıya geliyoruz. E, yıllardır yani yüzyıllardır beslenme alışkanlıklarımız var, ancak bunları da belki değiştirmemiz gerekecek yakın zamanda. Çünkü e, tanı bildiğimiz türler azalıyor, istilacı türler çoğalıyor mesela ve e, ve biz e, doğadaki e, bu ayak izimizi tüketim alışkanlığımıza bağlı ayak izimiz ne kadar büyükse o kadar baskı yapıyoruz bu. Deniz ürünleri içinde yine geçerli tükettiğimiz deniz ürünleri içinde de. Bu, bu bu taraftan baktığımızda yani bu ayak izimizi nasıl azaltabiliriz? Ee, kendi e, gıda güvenliğimizi sağlarken e, nasıl e, bu beslenme alışkanlığımızı değiştirmek mesela e, neler yapabiliriz? Bu konularda da biraz e, siz dinleyicilerimize, izleyicilere e, fikirlerinizi paylaşabilir misiniz acaba? Tabii mesela bir gözlemimi paylaşayım. Ben yaklaşık 19 senedir ABD'de oturuyorum veya çalışıyorum. Burada pek çok çalışma arkadaşım, doktora sahibi ya mühendis ya fizikçi. Yani şunun için söyledim onu hani bir konuyu derinlemesine okuyup anlayıp kafayı yorabilmesi gereken insanlar. Ama pek çok arkadaşım mesela Amerika'da meyvenin sebzenin mevsimi olduğunu bilmiyor. Çünkü yerel tüketim o kadar çıkmış ki günlük kültürden. Yani süpermarkete gittiğiniz zaman her şey her zaman her gün var. Ve bu benim yaşımdaki insanların hayatları boyunca da hep öyle olmuş. Dolayısıyla işte domatesin mevsimi var ya da şeftalinin mevsimi var ya da bu acaba Güney Amerika'dan mı gelmiş, nereden gelmiş, kaynağı nedir öyle bir şey düşünülmüyor. Şimdi yeni yeni moda olan şey tabii yerel ürünleri tüketmek hem uzaktan gelirken yolda e, transport esnasında yapılan karbon emisyonu azalması hem de e, talep düşerse daha az ürün üretilmesi, dolayısıyla daha az su kullanılması, daha az gübre kirliliği falan gibi önemli. Ama denize baktığımız zaman yerel olması da önemli ama bir de sürdürülebilir bir şekilde o deniz ürününün balık mıdır her neyse tutulmuş olması önemli. Yani su mesela bir somut bir örnek vereyim. Çinli balıkçı filolarının mesela balıkçılığa kapalı olması gereken yerlerde korsan tuttuğu mesela Antarktika'nın kuzeyinde veya Galapagos insanlık mirası olan Galapagos adalarının koruma alanı sınırında tuttuğu ve dünyada çeşitli yerlere üç kuruşa sattığı balığı yani tabii ki biz Türkiye'de tüketmeyelim, dünyada kimse de tüketmesin. Ama yerel diye şimdi can çekişen Marmara Denizi'nde tuttuğumuz yavru balığını tüketelim. Yani tabii ki hayır. Şimdi hem Türkiye için hem de dünya için artık öyle bir noktadayız ki denizde, balıkta, balıkçılıkta 100 yıl önceki gibi değil. 50 yıl önceki gibi değil. Hatta 15 yıl önceki gibi de değil. Balıkçılık artık zaten böyle daha fazla masraf edilip daha az gelir getiren bir meslek oldu. Çünkü kaynaklarımızı tükettik. Oysa ki deniz kaynakları bilime dayalı politikalarla, akılcı bir şekilde yani çağa uygun politikalarla yönetilirse bir ülke için müthiş bir zenginlik kaynağı. Ama tüketilip bitirilirse o arada birkaç kişi zengin olup Tabii ki korkunç bir kayıp ve Marmara'ya 80'lere, Orkinos'lara baktığınız zaman bu acı kaybı görebiliyorsunuz. Benim yaşımdaki bir insan Marmara'da Orkinos olduğunu olabileceğini, o bollukta olabileceğini bilmiyor çünkü zamanında daha üreme boyunun altındayken fazlaca avlanıp bitirilip sonra çiftliklerde tekrar üretmeye çalıştığımız bir hayvan. Yani bu yerel tüketmek kadar sürdürülebilir tüketmek çok önemli. Bunu bir de belki de ülke güvenliği açısından bakmak lazım. Yani orada bir kaynak varsa bu kaynak tekrar söyleyeyim bilime dayalı politikalarla yönetilirse o ülke için bir güvenlik ve zenginlik kaynağı olur. Bir de eee Endüstriyel e, balıkçılık gibi yani çok fazla endüstriyelleşen, çok fazla büyüyen hem karada hem denizde e, sanayinin e, üretimin çok fazla büyümesi. Yani burada küçük ölçekli balıkçılığa değinebiliriz. Küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi ve bizim e, bu e, noktada onlara daha fazla üretim e, şansı ve hakkı vermemiz de yine aslında gündeme alabileceğimiz. Hatta bütün dünyada konuşulan konu bu. Bir önümüzdeki yıl küçük ölçekli balıkçılık ve yetiştiricilik yılı olarak ilan edildi. Zaten çok fazla gündeme gelecek bu konu. Umuyoruz ki ülkemizde de, Türkiye'de de bunu daha fazla, daha etkili konuşma şansı olacaktır. Derya Hocam, İnşallah. size bir, evet, size bir soru var dinleyicilerimizden. Rewilding ile ilgili karalar için uygulanan örnekleri var. Fakat okyanuslarımız, denizlerimiz için bu uygulama hakkında düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? E, sorusu gelmiş. Tamam, rewilding nedir? E, dengesi bozulmuş diyelim ya da fazlaca tüketilmiş, tahrip edilmiş bir ekosistemi tekrar eski haline dönüştürmeye çalışma çabası diyelim dünyanın pek çok yerinde özellikle Avrupa'da İngiltere'de İskoçya'da şu anda çok gündemde çok popüler çok destekçisi olan ve yani 10 10 küsur, 20 küsür senedir yapılan çalışmalarla gerçekten iyi şeyler karasal habitatlarda gerçekten çok güzel sonuçlar alınabileceğini gördüğümüz bir kavram bu rewilding denen şey. Tabii deniz ekosistemleri için biraz daha zor. Çünkü deniz kocaman, arada sınırlar yok ya da sınırlar var da balıklar bilmiyor sınırların nerede olduğunu. Dolayısıyla sizin bir yerde yaptığınız çaba o balıkların ya da yerine koymaya çalıştığınız hayvanın deniz tarağı olur, başka bir şey olur neyse artık... Ona uygun olması gerekiyor. Denizde bu kabuklularla yapılabilmiş yapılan çok örnekler var. Özellikle Amerika'nın doğu tarafında pek çok bunu yapmaya çalışan çiftlik ve küçük işletme var ama büyük ölçekte yapabilmek gene bu denizin boyutlarından ve üzerinde çalışacağınız hayvana sisteme göre yapılması çok zor olduğundan o kadar gerçekçi bir senaryo değil. Belki Mercan resiflerinin restore edilmeye çalışılması buna bir örnek olarak verilebilir, ama orada da motivasyon yanlış. Şimdi Mercan resifleri niye ölüyor? İçinde yaşadıkları su o yaşanmaz hale geldiği için ölüyor. Hem sıcaklık bakımından, hem asitlik, hem kirlilik bakımından. Siz nefes almak gibi düşün yani insan olarak bizim havada aldığımız nefes zehirliyse bir insan ölüp yerine başka birisini koyduğumuz zaman yine o havada farklı bir sonuç alamayacağız. Dolayısıyla denizde bu rewilding yapmak biraz daha zor ama başka yöntemler var. Daha yerel olarak başka yaklaşımlar var. Sonuçta amaç ekosistemi tahrip edilmemiş haline döndürmekse bunu yapabilmenin pek çok yolu var. Biraz daha yavaş karadan tabii. Evet, hala e, çözüm üretebilecek bir zamanımız var ama hızlı olmalıyız. E, buna, Kesinlikle. Bunu anlıyoruz. çok e, za, şey e, Etkiler çünkü çok hızlı ilerliyor. E, bir de e, şu noktadan bakmak istiyoruz. Siz aslında e, söyleşinin başından beri e, pek çok noktada buna vurgu yaptınız. İklim değişikliğinin etkilerine doğru yanıtlar bulmak için bir de değişim yaratabilmek için biz hepimiz e, bireylerde davranış değişikliğine gitmeliyiz ve e, iklim değişikliği yine siz başta söylediniz ama bir kere daha hani hatırlayalım. Ya ben e, niye bununla ilgilenmeliyim? Yani ben sabah kalktığım zaman neden iklim değişikliğini düşünmeliyim? Yani belirttiğiniz gibi zaten bir sürü işim gücüm var. Sabahın köründe işime gidiyorum, işte akşam eve geliyorum. Sıkıntılarım var. Hani kafamın bir kenarında neden bu durmalı e, ve yani e, ondan sonra da ben neden değişmeliyim? Değişmekle değişmek konusunda nasıl bir adımla başlayabilirim? Çok zor bir soru gene. Çünkü farkında olmamız ilk adım ama farkında olduktan sonra da gelen ikinci adım aslında ben bir kişi olarak dünyada kendi devletimde, kendi ülkemde aslında çok etkisiz, önemsiz birisiyim gibi görünüyor. Ama aslında öyle değil. Yani biz kendi hayatımızdaki düşen yaşam kalitesinin aynı zamanda gezegenin yaşam kalitesi, gezegenin sağlığıyla alakalı olduğunu fark ettiğimizde çok önemli bir eşiği aşmış oluyoruz. Yani bana ne değil, benim hayatım, benim mutluluğum, gezegenin hayatı, gezegenin sağlığı, dünyanın mutluluğu, dünyadaki canlıların mutluluğu. Bu eşiği aştıktan sonra yapabileceğimiz çok şey var. Birincisi kendi elimizden geldiği kadar kendi yaşamımıza, davranışlarımıza, tüketim alışkanlıklarımıza yakından bakmak. Şimdi bugünlerde alım gücümüz çok düştü tabii ki. O yüzden hani daha tüketin zaten dememe gerek yok. Ee, doğal olarak öyle bir durumdayız. Ama mesela tüketirken alabileceğiniz bir şeye gerçekten ihtiyacınız var mı? Varsa o almak üzere olduğunuz şey mesela ...plastik mi, cam alternatifi var mı? Mesela eskiden yoğurt cam kasede satılırdı. Şimdi bilmiyorum kaldı mı öyle bir marka. Hepsi plastik, tek kullanımlık plastik ambalajda geliyor. Ama al, al alacağınız bir şeyin alternatifi varsa mutlaka ee, onu düşünebilirsiniz. En kolay örnek mesela su şişesi. Tekrar doldurulabilen bir şişeyi her yere taşımak. Her seferinde pet şişe alıp atmamak. Bunlar kişisel olarak yapabileceğimiz şeyler. Mesela ben bir adım daha ileri gittim. Geçen sene kendi kendime söz verdim. Benim e, mesela evime giren, banyoya giren hiçbir tek kullanımlık plastik olmayacak diye her bir şeyin alternatif bulmaya çalıştım. Kendi kendime e, çamaşır deterjanı üretmeye çalıştım. Sabun rendeleyip içine karbonat katıp filan e, kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama gelmek istediğim nokta hepimizin bir oyu var ve o oyu gerçekten iklim krizinin önemini ciddiyetini aciliyetini anlayan ve gerçekten çözmek üzere yani bizim hayatımızı iyileştirmek üzere e, somut bir planla gelen politikacılara vermek zorundayız Çünkü sonuçta gezegenin hayatı dediğim gibi bizim hayatımız bizim hayat kalitemiz, en zor durumda olanımız en çok etkilenecek. Ne yapabiliriz? O oyumuzu, o gücümüzü doğru yönde kullanabiliriz. Çok haklısınız. Ee, aslında biraz e, siz anlatırken e, benim de böyle e, düşün e, kafamın içinden farklı konular da bir yandan geçiyor. Sizin anlattıklarınız bir şey tetikliyor mesela. Benim de e, söyleşimin belki e, şu ana kadar... E, içinde olacağını düşünmediğim mesela şöyle bir şey de var. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri 17 tane var belki hani hepimiz için çok bir şey. İlk söyle işte bunlar ne diye düşünebiliriz ama internete girdiğimizde bunların ne olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Burada işte açlığa son diyor mesela Birleşmiş Milletler. Ee, yine temiz üretim diyor. Ondan sonra toplumsal cinsiyet eşitliği diyor. Hani dikkat edeceğimiz e, birçok e, projemizde günlük hayatımızda hatta günlük hayatımızda biraz proje gibi aslında hani <laughs> her birimizin yaşamı bir takım şeylere hani hedeflere çıktılara Esinlikle. bağlı. Kesinlikle. <laughs> Ondan sonra mesela orada da konuşulan konulardan biri şu toplumsal cinsiyet eşitliği toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimizde kıyı topluluklarında yine kıyılarda yaşayan halklarda hiç gözüm yani fark e, çok azımızın farkında olduğu e, kadın balıkçıların e, kadın kanaat e, önderlerinin e, kıyı topluluklarındaki yeri var Aslında e, çalışmalar şunu gösteriyor e, kadınlar hem e, sürdürülebilir üretimde hem de doğal kaynaklarının korunmasında öncülük yapıyorlar, liderlik yapıyorlar. Düşünme biçimleri, hayata bakış açıları açısından çok şeyler, yani sosyolojik bir şeyleri var, önemleri de var aynı zamanda. Ve biz aslında daha çok hem ve hiç farkında olmadığımız bir şey binlerce kadın balıkçı var. Balıkçılık sektöründe, üretimde yine binlerce kadın çalışıyor. Bir şey de aslında bu biraz önce politikalar dedik kadınların bu e, politikalara politika e, üretim safhalarında çok daha fazla katılımının sağlanması da e, aslında çok önemli. Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliği aslında bize daha etkin, daha e, mantıklı, e, daha böyle uygulanabilir politikalar üretmemize de yardımcı oluyor. Mesela bu da bir detay gibi görünse de e, sosyal açıdan e, çok şey, e, daha çok düşünmemiz ve daha çok fikir üretmemiz gereken bir konu. Belki siz de e, kendiniz e, çalışmalarınızdan katkı vermek istersiniz bu konuya. Yani kesinlikle yüz yüz katılıyorum. E, kadınların, her alanda var olabilmesi ve özellikle gezegenle iklim ve ekolojik adaletsizlikle ilgili önemli rollerde yer alabilmesi tabandan en tepeye kadar son derece önemli. Çünkü yine dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Yani insan ve gezegen yok, erkek ve kadın yok. İnsan ve gezegen var ve hepsi tek bir olgu. Dolayısıyla hepimizin... Yani bu tamamen bizim icadımız olan kadın erkek mesleki farkları, düşünceleri bir bir, bir yana bırakarak e, kendi hayatımızı, kendi geleceğimizi güvenceye al, almak adına e, kadınları o hak ettikleri yere gelebilmeleri için elimizden geldiğince desteklememiz lazım. Ben Türkiye'deki kadın balıkçıları tabii dediğim gibi yaklaşık 18-19 senedir Türkiye'den uzaktayım. Sadece kısa aralıklarla ziyaret için gelip gidebiliyorum ama Elimden geldiği kadar sosyal medyadan takip ediyorum. Şimdi hesapları birkaç değişik hesap var son derece görünür oldular. Ve hayranım her gördüğüm her okuduğum hikayeye vibe ediyorum sürekli. Helal olsun neler varmış ben bilmiyorum diyorum. O yüzden kadın balıkçıları onların hikayelerini hayatlarını görmek ve destek olabileceğimi bilmek gerçekten bana da güç veriyor. Helal olsun tekrardan. <laughs> Evet e, bu da e, bizlerin birey olarak da farkında olmamız gereken ve desteklememiz gereken konulardan biri mesela kadın balıkçıların örgütlenmesi kadın balıkçıların e, politikalara etki etmesinin sağlanması e, iş olanaklarının yine e, eşit hale getirilmesi buna hani kadın ve erkek olarak bakmak değil sizin de e, bahsettiğiniz gibi bütünleyici Çünkü e, iki farklı, e, cinsin e, farklı düşünce yapıları, e, farklı e, değerler hayata bakışları ya da politikalara bakışları var ve ancak birlikte olduğunda bunlar e, gerçekten e, daha etkili politikalar veya da projeler veya da çalışmalar üretebiliyoruz onun için hani hiç farkında olmadığımız ama hepimizin aslında e, desteklediğinde daha hızlı etki yaratabilecek Onlardan bir tanesi de buydu. Ben ve satır arası <laughs> bunu da şey yapmak istedim. Sizinle e, kısa bir böyle konuşmak istedim aslında. Derya Hocam, e, siz e, şu anda e, başka soru gelmemiş e, dinleyicilerimizden. Sizin eklemek istediğiniz, e, vurgulamak istediğiniz, e, paylaşmak istediğiniz noktalar varsa dilerseniz onlarla devam edelim. Tabii aslında var. Bir tek e, slide hazırlamıştım. Bu en başta Iklim değişikliğini, iklim krizini konuşmak için kullandığımız dilden e, dili çok pasif ve elitist ve etkisiz bulduğumdan bahsettim. E, burada tabii gazetecilere de yani bizlere iklim krizini aktaran profesyonel kişilere de e, çok büyük rol düşüyor. İklim okur yazarlığı onu ifade edebilmek çok önemli. E, i̇zin verirseniz çok kısa bir ekranımı paylaşacağım, tek bir örnek vermek adına. Bir saniye. Görebildiğiniz zaman Ayşe Hanım, devam edeyim. Ee, şu anda görülüyor mercan resiflerini. Yani ne, evet. ne, kurtaracak? ne kurtaracak? Tamam. tamam. Evet. Bir tek bir örnek vermek istiyorum. Yakın zamanda kendim e, akademik olarak yaptığım bir sunumda kullandığım örnek. E, in, e, mercan resifleri tabii sürekli konuştuğumuz, sürekli gündemde olan, gitmesek de görmesek de, e, Türkiye'de pek resif şeklinde olmasa da mercanlarımız var ama e, mercan resiflerinin iklim krizi sebebiyle, küresel ısınma, okyanusların ısınması sebebiyle öldüklerini hem de büyük alanlar boyunca öldüklerini biliyoruz ve sürekli işte mercan resiflerini ne yapılabilir, nasıl kurtarabilirizi konuşuyoruz. Bu sorunun cevabı için yani mercan resifleri ölmesin diye İnanılmaz e, araştırma fonları, destekler yapılıyor. E, yüzlerce, binlerce, on binlerce kişi bu alanlarda çalışıyor işte restore etmek için falan filan. Ben de e, gazete haberlerini kısaca araştırdım. Merdan resiflerini ne kullanacak diye e, işte Google'ın haber kısmında Google News'de çıkmış haberleri, haber başlıklarını derledim. Kullanılan dili ve onun önemini anlatmak için bu örneği vermek istiyorum. Şimdi haberler İngilizce ama ben e, tercüme edeceğim giderken. Şimdi mercan resiflerini ne kurtaracak? Bir haber, e, üç boyutlu e, mercan resifi basmak, mercan resiflerini kurtaracak yöntemlerden birisi diye bir haber. Başka bir haber, mercan çiftlikleri mercan resiflerini kurtaracak diye bir haber. Başka bir haber. mercan resiflerini kullanmanın, kurtarmanın yolu mercan resiflerinin daha çok üremesi, daha çok mercan işte burada seks yazınca tabii daha çok insan tıklıyor bunu. Daha çok üretebilmenin yolu o kurtaracak mercan resiflerini. Başka bir haber. genetik modifikasyon yaparak mercanların genetiğini değiştirerek mercan resiflerini kullanıcı kurtaracağız. Başka bir haber işte balıkların sosyal yaşantısı mercanları kurtarmanın yollarından birisi olabilir. Devam edelim. ha yapay zeka kurtaracakmış ve 360 derece gören kameralar mercan resiflerini kullanmanın kurtarmanın yollarından birisi olacakmış. hayır aslında öyle değil. Çünkü mercan resiflerini kurtarmanın yolu daha fazla balık olması. Yani daha az balığı avlamamız ortalıkta daha fazla balığın kalması aslında balık da değil deniz patlıcanı mercan resiflerini kurtaracak olan şey deniz patlıcanlarını korumakmış meğersem hayır o da değilmiş deniz patlıcanı da değilmiş balıkların çeşiymiş yani balık dışkısıyla mercan resiflerini kurtarabilecekmişiz bu da böyle bir haber ama bir tane biyolog aslında tişörtle mercan resiflerini kurtarmaya çalışıyormuş falan e, siz ana fikri anladınız bu haber başlıklarından. Ben size şöyle bir kısaca cevap bu soruya bir cevap vereyim. Mercan resiflerini ne kurtaracak? Tek bir şey var. Mercan resiflerini kurtaracak o da insan davranışının değişmesi. Ne demek o? Bu kadar arsızca, bencilce, müsrifçe üretmememiz, tüketmememiz, emisyonları azaltmamız yani karbon atmosfere saldığımız karbonu azaltmamız, daha yavaş, daha bilinçli yaşamamız. O zaman zaten doğal olarak mercan resiflerini de ve gezegende tehlikede olan diğer canlıları, diğer ekosistemlerini de kurtarmış olacağız. Yani balık çişine de gerek yok, genetiği değiştirilmiş mercanlara da gerek yok, tişörtlere de gerek yok. Burada ben ne zaman böyle bir haber görsem, sosyal medyada yazılı basında nerede görsem işte mercan resiflerini şu şu kurtaracak. Çok üzülüyorum. Çünkü yani artık 2021 senesinde 2022'ye girmek üzereyiz. Gazetecilerin nerede olursa, hangi ülkede, hangi koşulda olursa olsun gazetecilerin bir sorumluluğu var. O da böyle haberler yapmamak. Çünkü bu sanki mercan resiflerine karşı bir çözümümüz varmış ilüzyonunu yaratıyor. Sanki iklim değişikliğine karşı gerçekten bir adım atılıyormuşuz ilüzyonunu yaratıyor. Oysa ki hiçbir şey değişmiyor. Mercan resiflerini kurtarmanın tek yolu bizim kendimizin davranışının, tüketim davranışlarının değişmesi. Yani bunu da gazetelerin, başlıkların her seferinde bu şekilde söylemesi lazım. Çünkü bir krizin, bir acil durumun içerisindeyiz artık. Daha bunu bekleyip, yavaştan alıp, şaka yapıp falan böyle başlıklar atacak zamanımız pek kalmadı. Onu da söylemek istedim. Tekrardan size dönebiliriz Ayşe Hanım. Beni e tam, her gördüğümde güldüren bir örnek. Tam bu noktada bir sorumuz geldi. Mercan resiflerindeki yok oluşta iklim etkisi dışındaki etkenler sizce nedir e, sorusu hocam? Kirlilik ve e, aşırı avlanma. Çünkü dediğimiz gibi orada bir denge var. O denge hem suyun içerisindeki kimyasal denge, o su, ayrıca o kimyasal denge suyun içerisindeki biyolojik dengeyi etkiliyor, dengeliyor ve suyun içerisinde yaşayan balıklardı, kestanelerdi, diğer hayvanların, diğer canlıların resif içerisinde e, görevleri var. Dolayısıyla eğer su sıcaklığını mercanların yetişemeyeceği kadar hızlı arttırmazsak, hala kirliliğimizi azaltmamız lazım, hala avlanmamızı aşırı avlanmamızı bırakmamız lazım. Yani ekosistemin dengesini bozmamamız lazım. Çok teşekkür ederiz. Sizin de belirttiğiniz gibi hepimize rol düşüyor. Sadece politikacılardan, sadece bilim insanlarından. Sadece özel sektörden bir e, beklentilerimizi e, bir kenara koyup yani kendimizi çekip e, soyutlayamayacağımız bir konu, hepimize e, birey olarak da büyük roller düşüyor. Iklim değişikliğiyle e, mücadele diyelim artık, hani mücadele, mücadeleye girdi çünkü bu konu belirttiğiniz gibi. Hocam başka e, yeni bir sorumuz yok. E, sizin eklemek istediğiniz. E, bir son değerlendirme varsa yapmak istediğiniz onu da alıp ben sözü Gül Hanım'a vereceğim tekrardan. Ayşe Hocam benim yok tekrardan söylemek istediğim yani çok uzun detaylı güzel bir sohbetimiz oldu. Umarım bazı ana mesajları net olarak verebilmişizdir. Yani iklim değişikliği son derece önemli. Bugün olan hani uzakta yıllar sonra olacak bir şey değil. Hemen bugün olan ve etkisini hissettiğimiz bir şey. Ama iklim değişikliğinin de arkasına sığınıp başka sorumluluklarımızdan sanki sıyrılmamız da doğru değil. Mesela ne demeye çalışıyorum? Mesela müsilaj konusuna değinmek istiyorum. Müsilaj iklim değişikliği sebebiyle oluşmuş bir şey değil bizim. 10 yıllardır Marmara Denizi'ne akıttığımız atıkların içerisindeki maddelerin esas sebep olduğu ama ısınma sebebiyle de daha sık olan ve daha uzun, dönem olan bir olgu. Mesela burada bizim derhal yapmamız gereken şey Marmara'ya akıtılan besinin, atığın sıfır olması için elimizden gelen her şeyi yapmamız. Mesela bunu iklim değişikliğine e, bu suçu iklim değişikliğine atamayız. Bu bizim suçumuz. Yönetemememizin suçu. E, ama bunun dışında iklim değişikliğinin etkilerini evimiz suyun altında kalması da zaten her gün hissediyoruz. Bu çok ciddi bir olay. Onun için herkesin mümkün olduğu kadar bir farkındalık geliştirmesini çok isterim ve umarım elimden geldiği kadar ifade edebilmişimdir neden geliştirmemiz gerektiğini. Çok teşekkür bu kadar ederim. söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim Ayşe Hocam. Çok güzel bir sohbetti. Ben de sizinle bu sohbeti yapma şansı bulduğum için teşekkür ederim. Belirttiğiniz gibi bu müsilaj konusu kesinlikle suçu iklim değişikliğini atamayacağımız bir konu. Yani yapılan araştırmalar, ben de bir süredir kaynak bilimsel çalışmaları tarıyorum bu konuda. Son 30 yılda iklim değişikliğindeki farklı yani iklim değişikliğinin artışıyla Dünyadaki isiler konusunda örneklerin biraz tetiklendiğini ama tek e, suçlunun iklim değişikliği olmadığını, onun sadece süreci hızlandıran bir e, noktası olduğunu gösteriyor. E, çok güzel bir vurdu yaptınız evet. Marmara'daki atıkları kesinlikle, yani Marmara'ya Karasal kökenli giren tüm e, atıkları bir an önce sıfırlamamız gerekiyor. Tekrardan çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir e, söyleşiydi. Umuyorum ki dinleyicilerimiz de. E, maksimum e, yarar sağlamışlardır kendileri için ve hepimiz birey olarak e, kendimize e, an itibarıyla neler yapabilirim listeleri hazırlayabiliriz. Küçük notlar alabiliriz ve hayatımızda bizde e, küçük yeni bir başlangıçla ama yakın zamanda etkisini büyütebileceğimiz e, bireysel hareketlerimize de ajandamıza alırız bu sonunda. planım. Ben size vermek istiyorum. Çok teşekkürler. Salt adına Derya Kayna ve Ayşe Oruç'a bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkür ederiz. Bu son şansımız mı konuşma programı bugün sona erdi. Bundan önceki konuşmaları Salt Online YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Salt olarak tüm konuşmacılara, katılımcılara ve kurucusu, destekçisi Garanti BBVA ile WWF Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler.